Anadolu'da maden sanatını incelediğimiz videonun bu bölümünde süs eşyalarını değerlendireceğiz. Süs eşyaları insanın günlük yaşamının ayrılmaz parçasıdır ve toplumun refah seviyesiyle doğrudan bağlantısı vardır. Ancak temel ihtiyaçları giderilmiş bir toplumda, daha estetik, daha günlük kullanım dışı eşyalar yapılabilir. Bunun dışındaki her şey ihtiyaçtır. Bu bakımdan kişisel zevklere ilişkin materyal üretiminin, insan ihtiyaçları piramidinin en alt basamağında olduğunu söyleyebiliriz. Süs eşyalarının paleolitikten beri var olması, insanın temel ihtiyaçlarını giderebilmiş bir seviyede olduğunu yansıtması bakımından önemli sayılır. Estetik kaygı, refah seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğuna göre, süs eşyalarının paleolitikten beri var olması, dönem insanının temel ihtiyaçlarını giderebilmiş bir seviyede olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Yakın Doğu'da ilk süs eşyaları Natufyan yani Epipaleolitik dönemde M.Ö. 13.000'lerde görülür. Kuzey İsrail'de, Hilazon mağarasındaki gömü tarihteki bilinen ilk bilinçli gömülerden biridir. Öte dünya inancının yansıtıldığı, uygulandığı ilk örnek olduğunu söyleyebiliriz. Öte dünya inancı ile birlikte, insanlık ölülerini gömmeye başladı. Ondan önceki dönemlerde yani erken evrede ölülerin gömüldüğü ile ilgili bir veriyle karşılaşmıyoruz. Olasılıkla ölülerini ıssız bir yerlere bırakıyorlardı ve büyük ihtimalle de cesetler doğadaki hayvanlar tarafından tüketilerek yok oluyordu. Bu mezarda, yanında çok sayıda kaplumbağa kabukları ile birlikte bir kadının gömüldüğünü görüyoruz. Ayrıca mezarda çeşitli otlara dair kalıntılar ile mezardaki kadına ait olmayan bir kesik ayak vardır. Kadının bir şaman olabileceği ve topluluk içinde saygı gören, dini görevleri olan bir kişi olabileceği söyleniyor. Yine mezarda bulunan boncuk taneleri de süs eşyalarının ilk örneklerindendir. İlk süs eşyası buluntular, hayvan dişleri ve yumuşak kabuklulardan oluşmaktaydı. Natufyan Keberan kültürünün yayılım sahasında, Doğu Akdeniz olarak tanımlanan alandan başlayıp bereketli hilalin kuzeyine kadar uzanan sahada ilk eserlere rastlanmıştır. Güneydoğu Anadolu mezarlarında nadir görülen eşya deniz kabuklarından yapılan takılardır. Yine nadir bulunan eserler mamut dişleri gibi materyallerden yapılan süs eşyalarıdır. İlk eserler ipe takılıp, boyun ya da bilekte taşınırdı. Erken dönem topluluklarının ilk süs eşyalarına dinsel anlam yükleyerek kullandıklarını ve boyunlarında taşıdıklarını düşünüyoruz. Neolitik'te artık ısının tamamen kontrol altına alınmasıyla daha nitelikli eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. Şimdi, tipolojileri bağlamında süs eserlerini inceleyelim. İlk olarak iğneler. İlk döküm, Yumuktepe'nin 16. tabakası kalkolitik döneme aittir. İlk bakır boncuklar bu dönemde yapılmıştır. İlk dökümler iğnelerden oluşmaktadır. Bunlar işlevsel üretilmiş, zaman geçtikçe estetik görüntü kazanmıştır. Saç tokası, kıyafet tutturma, düğme olarak, şal ya da mantoyu tutturma, hafif ve ince bir iğne ise yazlık kıyafet, büyük ve kalın bir iğne ise kalın kıyafetler için kullanılmıştır. Küçük olanları da çocuk kıyafetleri için kullanılmıştır. Taçlarda süs objesi olarak, kıyafetlerde ise broş olarak kullanılması söz konusudur. İğneler iki ana tipoloji altında değerlendirilir. 1. Düz gövdeli iğneler, 2. Bağlamalı iğneler. Düz gövdeli iğnelerin, düz başlı, mercimek başlı, piramidal, yarım küre başlı, küre başlı, başı dilimli, tepesi düğmecikli, spiral başlı, başı figürlü iğneler olmak üzere, 9 alt grubu bulunur. Bu iğneler gövdesi üzerinde kullanıma yönelik herhangi bir eklenti olmayan yalın iğnelerdir. Herhangi bir bağlama deliği bulunmaz. Düz başlı iğnelerin gövdeleri silindirik ya da dörtgen kesitli olur. Baş kısmı gövdeden biraz daha şişkin ve kalın olur. Bunun dışında belirgin özellik bulunmaz. Mercimek başlı iğnelerin baş kısmı mercimek şeklindedir. En sık rastlanılan iğne tipidir. Piramidal başlıklı iğneler çoğunlukla kalıp yapımıdır. Görüntü işlevsel değil, daha çok estetik amaçlıdır. Yapımı da zordur. Yarım küre başlı iğneler, giysilerde kullanılır, kullanıldığı giysiden çıkması iyice zor hale gelir. Çift parçalı olan kalıpta yapılmıştır. Küre başlı iğneler, gövdeye orantısız irilikte olabiliyor, baş kısımları kimi örneklerde küreseldir. Başın, akik, lapis gibi değerli taşlardan yapıldığı da bilinir. Altın, gümüş, elektron gibi maden başlı olanları da vardır. Daha çok prestij unsuru olan örneklerdir. Başı dilimli iğneler, baş kısımları dilimlidir. Çift parçalı olan kalıpta üretilir. Baş kısmı değerli taş ve metal olabilir. Bazı örneklerde değerli metal kaplama tekniğinde de görülebilir. Tepesi düğmecikli iğneler, çift parçalı olup kalıpta üretilmiştir. Baş kısımları üzerinde konik bir düğme çıkıntısı bulunur. Kimi örnekler 20 santimetreyi bulur. Kargamış tipi olarak da bilinir. Giyside kullanım için uygun görülmese de ağır kumaşlar için kullanılmış olabilir. Spiral başlı iğneler, baş kısmı spiral şekillidir. Çoğu örnek doğrudan döküm iken kimi örneklerinde çekiç ve pense ile bükülmüş olduğu anlaşılmıştır. M.Ö. 4. bin yılda başlar ve uzun süre devam eder. Fibulalarda da benzer görüntülü ögeler bulunur. Başı figürlü iğneler, baş kısmı hayvan ya da bitki şekilli figüratif eklentilidir. İnsan başı şekilli eklentiler de görülür. Özellikle M.Ö. 2. bin yılda kullanımı görülür, bazen gövdeden farklı bir metalle kaplanır.
M.Ö. 1. bin yılda nar başlı örneklerin sayısı artar. 10 tane alt tipi bulunur. Tamamen giysilerde kullanılan bir grup olduğu için ip bağlamaya uygun bölümleri bulunur. Yuvalar bu örneklerde yer alır, bazen gövdelerine ek bir halka takılmakta, ip buradan geçirilmektedir. Suriye kökenli bu iğnelere literatürde toglepin denir. Eğik boyunlu bağlamalı iğneler. İğnenin boyun kısmı bilinçli olarak eğilir, bu şekil, kıyafetin üzerindeki işlevi ile ilgilidir. Giysinin cepheden görünümünde broş görüntüsü sunar. Düz başlı bağlamalı iğneler. En yalın grubu bu tip oluşturur, işlevselliği ön plandadır. Boyun kısımlarında bir delik yer alır. Mercimek başlı bağlamalı iğneler. Karakteristik özelliği mercimek şeklindeki baş kısmıdır. Bununla beraber boyuna yakın noktada derin paralel yivlerle süslenmiştir. Yarım küre başlı bağlamalı iğneler. Baş kısımları yarım küre şeklindedir. Küre başlı bağlamalı iğneler. Giysi ve saçta kullanılan bir tip olması açısından önemlidir. Aksesuar olarak kullanılmıştır. Başı dilimli bağlamalı iğneler. Giysiye takıldığında dışarıda kalan alanın yivlendirilmesi, süsleme amaçlıdır. Yivler çoğunlukla döküm esnasında, nadir olarak da kesme ve kazıma tekniğiyle oluşturulur. Spiral başlı bağlamalı iğneler. Başları spiral şeklindedir. Başı sarılı bağlamalı iğneler. Arkeoloji literatüründe Kıbrıs tipi olarak anılır. İnce uzun gövdenin bir ucu dövme tekniğiyle inceltilmekte, boyun kısmına dolanarak ip için bir halka oluşturulmaktadır. Dikiş iğnesi olmak için çok kalın bir baş kısmı vardır. Giysilerde kullanıldığı düşünülür. Başı şapka biçimli bağlamalı iğneler. Baş kısmı şapka şeklindedir. Bilezikler. İlk akla gelen süs eşyalarındandır. Önceleri organik malzeme ile üretilmiştir. Neolitik dönemde obsidyen örnekler görülmeye başlanır. Kadınlara özgü kabul edilse de erkeklerin de kullandığı bilinir. M.Ö. 3000 yıldan itibaren altın, gümüş, bronz örnekleri karşımıza çıkar. Önceleri basit halka, daha sonraları ise uçları açık bırakılmış şekilde yapıldığını görmekteyiz. Bunun sebebi, farklı bilek kalınlığına sahip kişilerce de kullanılabilmesine imkan sağlamaktır. Halka biçimli bilezikler, sarmal bilezikler, uçları açık bilezikler ve uçları hayvan biçimli bilezikler olmak üzere 4 türü vardır. Halka biçimli bilezikler. En yalın bilezik türüdür. Dökümden önce kişiye özgü model alınarak yapılır. Ölçüleri sonradan değiştirilmez. Döküm tekniği ile üretilir ve bazen üstlerinde kazıma veya çizi bezeme görülür. Sarmal bilezikler. Döküm yoluyla elde edilen türdür. Önce ince çubuk üretilir, daha sonra bu çubuk insan bileğine geçecek şekilde birkaç kez bükülür. Gövdesi üzerinde yer alan kazı ya da çizi çentikleri, sonraki kullanımlarda koparılmasını kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Hem erkek hem de kadın mezarlarında bulunur, bilim insanları bu modelin günümüzdeki gibi sermaye anlamı olduğuna inanır. Uçları açık bilezikler. Uçları açık bırakılır. Bunlarda da uzun ince çubuk bükülür, açık uçlar yaralanmayı önlemek amaçlı olarak sivri değil, küt olarak üretilir. Gövdesi bezekli örnekleri de bulunur. Uçları hayvan biçimli bilezikler. Döküm yolu ile üretilir. Bu türde bileziklerin ucu hayvan başı ile biter. Çoğunlukla yılan, ejderha, aslan figürleri kullanılır. M.Ö. 1. bin yıl başlarında yaygınlaşır. Özellikle Urartu, bu açıdan çok zengin örnekler sunar. Kıymetli metalden yapılmış örnekleri de çoktur. Bazı örneklerde hayvan başlarının içi boş yapıldığı ve perçinle uç kısma tutturuldukları görülmektedir. Boyun halkaları. Süs eşyası için en çok tercih edilen bölgeler bilek ve boyundur. Kol günlük hayatta çok kullanıldığından, boyun bu açıdan daha avantajlıdır. Boyun günlük hayatta daha az dirence maruz kaldığından, buraya takılacak süs eşyaları daha narin yapıdadır. Görünürlük açısından da daha uygun bir alandır. İlk örnekler Paleolitik çağda organik malzemeden yapılırken, daha sonra M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısında metal örnekler başlar. Genellikle, bitim noktalarında bağlamayı sağlayacak ipin geçeceği halkalar yer alır. Statü sembolü eserler arasındadır. Düz gövdeli boyun halkaları ve gövdesi burgulu boyun halkaları olmak üzere iki türde incelenir. Düz gövdeli boyun halkaları. En sade gruptur. Yuvarlak gövdeli uçlar bükülerek halka haline getirilir. Gövdesi burgulu boyun halkaları. Dörtgen kesikli metal çubuğun önce uçları çekiçle yassılaştırılır, ardından her iki uç aynı yönde bükülerek ip deliği oluşturulur. Bu işlemin ardından çubuğun her iki ucu ters yönde bükülür. Kıvırma işlemi gövdede sarmal görüntü oluşana kadar devam eder.
Milattan önce 3. bin yıl sonunda Kuzey Suriye'de başlayan geleneğin, Anadolu'da da Troya, Alacahöyük, Eskiyapar'da benzer tarihlerde örnekleri vardır. Küpeler. Küpeler, sikke ve yüzüklerle birlikte kazılarda en çok karşımıza çıkan materyallerdir. Çünkü ölen kişinin yanına konulmasa da, ölen kişinin üzerinde genelde bu materyaller olur. İlk kullanımı üst paleolitik dönemdedir. Milattan önce 4. bin yıl sonlarından itibaren, altın-gümüş örnekleri görülür. Kadın da erkek de kullanır. Milattan önce 3. bin yıldan itibaren prestij sembolü olarak kullanılmıştır. Milattan önce 1. bin yılda bu durum çok belirgin hale gelir. Küpeler, halka biçimli küpeler, uçları açık küpeler, sepet biçimli küpeler, sarkaçlı küpeler, sandal biçimli küpeler olmak üzere 5 türde incelenir. Halka biçimli küpeler. En yalın gruptur. Kalıp ya da döküm ve çekiçleme ile yapılır. Uçları açık küpeler. Döküm yoluyla üretilir. Küçük ve ince çubuğun yarım ay şeklinde bükülmesi ile elde edilir. Kulak deliğinden geçebildiği gibi, orta kısmından bir iple de kulağa bağlanabilmektedir. Düşmemesi için uçları genellikle gövdeye nazaran daha kalın yapılmıştır. Sepet biçimli küpeler. Kalıpta dökülür, döküm, dövme, kesme, tel kari, lehim ve kaynak işlemlerinin bir kısmı ya da tamamı görülebilir. Kulağa takılan kısım, sepet biçimli kısım, sepete eklenen zincirler olmak üzere birkaç kısımdan oluşur, granülasyon yaygın görülür. Bu küpeleri, Troya kazılarından hatırladığımız, Şilma'nın karısının taktığı küpelerden tanıyabiliriz. Sarkaçlı küpeler. Kulağa geçen halka bölümü ile, halkaya bağlı ve aşağıya sarkan kısım olmak üzere temelde iki bölümden oluşur. Dikey bir çubuk ya da hayvan kabartması şeklinde yapılabilmektedir. Sandal biçimli küpeler. Gövdesi sandal biçimlidir, sülük biçimli fibulalar ile akrabadır. Batı Anadolu'da kazı yaparken karşılaşacağımız en yaygın gruplardan biridir. Özellikle M.Ö. 7. ve 4. yüzyıl arasında çok yaygın olarak kullanılan temel küpe biçimidir. Zengin, orta, fakir bütün grupların kadınları bu küpeyi kullanmaktadır. Çok yaygındır. Bulunduğu yörede yüksek ihtimalle arkaik ve klasik döneme ait izler bulunur. Kırık parçaları fibulalarla karıştırılır. Fibulalar. Ziynet eşyaları arasında arkeolojiye en çok katkı sunan nesneler fibulalardır. Üç el sisteminin ayrılmasında, arkeolojide tipolojinin öneminin anlaşılmasına ilk sebep olan fibulalardır. Günümüzde çengelli iğne olarak anılır. Çağlar boyunca insanlığın ürettiği eserler arasında takılar, günlük yaşam, öte dünya inancı, din ve düşün dünyası hakkında sunduğu bilgiler açısından oldukça önemlidir. Paleolitik çağdan itibaren takı üreten insanın, güzele ulaşma arzusu anılan çağ içerisinde başlamış olmalıdır. Takıların güzele ulaşma arzusu dışında, özellikle bilinç düzeyinin artmasıyla işlevsel yönü keşfedilmiş, bu yönde nesnelerin üretimine geçilmiştir. İşlevsel yönüyle, günümüzde çengelli iğne adıyla varlığını, ilk ortaya çıktığı geç Tunç çağından bu yana sürdüren fibulalar, yaklaşık 3000 yıldır hayatımızın bir parçası konumundadır. Genellikle kumaş tutturma amacıyla kullanılan fibulalar, işlevsel fonksiyonlarının dışında, taşıdıkları sembolik anlamlarla da dikkati çeken bir kültür ögesi ola gelmiştir. Doçent Dr. Emre Erdan, TÜBARAR'ın 2020-27. Sayısındaki, Doğum ve Koruyuculuk ile ilişkili fibula kullanımı konulu makalesinde, Demir Çağ'ın erken evrelerinden itibaren önce statü sembolü, daha sonra mezar ve tapınak armağanı olarak da değerlendirilen fibulaların doğum sürecinde ya da doğum yapmak isteyen kadınlarla ilişkisine dikkat çekmektedir. Daha ilk kullanıldığı dönemlerden itibaren erkek mezarlarında da tespit edilmiş olan fibulalar, ilerleyen dönemlerde krala has bir sembol olarak, Bizans dönemine dek kullanılmış, bu yönüyle salt kadınlara ait bir obje olma kapsamından çıkmıştır. Anadolu'ya komşu coğrafyalarda ortaya çıkan ve topraklarımız üzerinde sevilerek kullanılan fibulalar ilk olarak, Billenkenberg tarafından kapsamlı olarak çalışılmış, fibulalar coğrafi sınırlandırmalar kapsamında toplamda 16 alt tipe ayrılmıştır. Fibulalar, bin yılı aşkın bir süre insanoğlu tarafından sevilerek kullanılmış, ancak geç Roma dönemi ortalarında, tokaların ve broşların yaygınlaşmasıyla kullanımı azalmıştır. Fibulalarla ilgili ilk çalışmaları yapan Billenkenberg'tir. 1926'da fibulaları 14 farklı tipte değerlendirmiş ve bununda tip 12'sinin 10'unu Asia Minor olarak tanımlamıştır. Doçent Dr. Erdan, Billenkenberg'in bu tanımlamasını Anadolu Frig tipi olarak tanımlayarak, Frig tipi fibulaları kendi içerisinde bir 14 alt gruba ayırır. Erdan, Demir Çağ ve sonrası Batı Anadolu'da Frig Kültür Etkileri adlı doktora tezinde, Anadolu'da fibula üretimini ilk başlatan toplulukların Frigler olduğunu ve 14 ayrı alt grupları olduğunu tespit ederek, fibulaların sadece bir eser olarak bulunmadığını, aynı zamanda kabartmalarda, heykellerde de fibulaların işlendiğinden söz etmektedir. Fibulalar, Frigler için bir prestij ürünüdür, Frig kraliyet mezarlarında görülür.
Hatta o dönem Frigli olmayan ama Friglerin gücünden etkilenen pek çok topluluk ya da birey, Frig fibula betimlemelerini kullanmıştır. Örneğin, Tabal Kralı Varplavaş kabartmasında, kendisini fibulasıyla betimletmiştir. Frig tipi fibulalar, gövde kısmıyla, ayak bitim noktalarındaki süslemelerle, iğne tutamak plakasının şekliyle incelenmektedir. Frig iğne tutamak plakaları, T biçiminde olur. Bu plakalar doçent Doktor Erdan tarafından taşınabilir kült objesi olarak değerlendirilmektedir. Batı Anadolu'da en çok karşılaşılacağımız tipler, tip 12, 13 ve tip 12-14'tür. Bu tipler, gövdesinde üçlü ya da beşli süslemeler yer alan örneklerdir ve bunlar en yaygın görülen örneklerdir. Frig coğrafyasında üretilen fibulalarda boynuz kısmı net olarak görülürken, batıda üretilenlerde çok daha stilizedir. Efes, Simirna ve Sardes Frig tipi fibulaların üretim merkezidir. Ayrıca Manisa Nif Dağı da bir fibula üretim merkezidir, Frig fibulaları kadar Frig kemerleri de çok meşhurdur. Çoğunlukla yünlü ya da keten giysilerin bağlantı noktalarını birbirine tutturmak için kullanılan fibulaların boyutları, üzerinde kullanılacağı tekstil ürününün türü ve kalınlığı ile doğru orantılıdır. Muscarella, büyük boyutlu fibulaların yünlü giysiler, küçük boyutlu fibulaların ise keten giysiler için kullanıldığını belirtir. Bugüne değin elde edilen heykel, kabartma, vazo resimleri ve mezar buluntuları bize fibulaların, giysilerin omuz, göğüs üstü, kol ve kalça kesimlerinde kullanıldığını göstermektedir. Kimi durumlarda fibulaların birbirine eklemlendirilerek kullanıldıklarına dair kanıtlara da rastlanılmıştır. Giysi parçalarını birbirine bağlamak için kullanılan fibulalar hakkında bilgilerimiz, arkeolojik çalışmalar ve antik kaynaklardan elde edilmektedir. Doçent Doktor Erdan çalışmasında, fibulaların, antik kaynaklarda çoğu zaman iğne, broş gibi anlamları olan porpe, perone ya da peronis gibi kelimeler aracılığıyla yansıtılsa da, tanımlanan nesnelerin fibulayı betimlediğini, antik dünyanın önemli ozanlarından, Homeros'un, İlyada ve Odisseya adlı eserlerinde fibulalara göndermeler bulunduğunun altını çizmektedir. İlyada'da fibulalardan iki farklı noktada bahsedildiği görülmektedir. Bunlardan ilkinde Athena, Aprodite'yi babası Zeus'a şikayet ederken Zeus'a ithafen, bu güzel rubalı kadınlardan birini okşadığı sıra, bir altın iğne takıp sıyırmış olacak incecik elini, sözleriyle Aprodite'nin savaşa hiç bulaşmaması gerektiğini belirtmektedir. Herodotos, Historia adlı eserinde fibulaların, farklı ve bir o kadar ilginç bir kullanımına dikkat çeker. Argos, Atina savaşı sonrasında tüm Atinalı askerler, biri hariç ölmüştür. Sağ kalan ve Atina'ya geri dönen askeri, Herodotos'un anlatımıyla korkunç bir son beklenmektedir. Herodotos olayı şu şekilde anlatır. Atina'ya geri dönen de çok yaşamadı, ölümü şöyle olmuş, Atina'ya döner ve felaketi haber verir. Beraber Aegina'ya gittiği arkadaşlarının karıları onun tek başına döndüğünü haber alınca öfkelenir ve zavallıyı yakalarlar. Ortalarını alıp, mantolarındaki çengelli iğneleri etine batırmaya başlarlar ve kocalarını, ondan geri isterler, geride kalan da böyle ölür. Anılan olayın ardından arkeolojik çalışmalarla da doğrulanabilen bir dizi gelişme yaşanır. Uzmanlar tarafından M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında, özellikle heykellerin kıyafetlerinde görülen bir takım ikonografik değişim, Herodotos'un anlattığı bu olay karşısında Atina yönetiminin aldığı kararlar ile ilişkilendirilir. Bu kararlar, yine Herodotos tarafından şu şekilde anlatılmaktadır. Bu kadınlar ayaklanması, Atinalıları öbür felaketten daha çok acındırmış. Kadınları başka türlü cezalandıramadıkları için giyimlerini İyon giyimleriyle değiştirirler. Çünkü eskiden Atinalı kadınlar Korintoslularınkine çok benzeyen, Doris kıyafet giyiyorlardı. Bir daha çengelli iğne kullanamasınlar diye, keten gömlek giydirdiler. Plastik sanatlar üzerinde fibula betiminin en net örnekleri, Anadolu ve doğusunda yer alan toplumlarda demir çağ sürecinde karşımıza çıkmaktadır. Geç Hitit kent devletleri arasında sayılan Tabal, Zincirli, Maraş ve Kargamış'ta, Ortostat ve Sitellerde betimlenen figürlerin giysilerinde, fibulaların da işlendiği görülmektedir. Cold Stream, fibula buluntusu sunan mezarların doğrudan kadın definleriyle ilişkili olduğunu belirtmektedir. Doçent Doktor Erdan, makalesinde, bu yaklaşımı büyük oranda doğru bulurken aynı zamanda, fibula buluntusu veren erkek mezarlarının olduğunun da altını çizerek, özellikle geç Helenistik 3C evresi savaşçı mezarlarında karşılaşılan fibulaların, söz konusu aykırı duruma örnek olduğunu belirtmektedir. Fibulaların tapınak armağanı olarak kullanımı, çok daha kapsamlı bir konu olarak dikkati çekmekte ve farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu noktada doçent Doktor Erdan, öncelikle vurgulanması gereken konunun, fibulaların tapınak armağanı olarak esas kullanımının, tanrıçalarla ilişkili olması olduğunu ifade eder. Doğu Ege'de Samos, Kios, Efesos, Didima, Simirna, Eritrai, Klaros gibi merkezlerde yer alan tapınaklarda başta tanrıça Artemis olmak üzere, fibulaların tanrıça kültünden beklentiler sonucunda armağan olarak bırakıldığı görülmektedir.
Özellikle Efesos Artemis Tapınağı'nda armağan olarak bırakılan fibulaların, doğrudan kadın doğumu ile ilişkili bir beklenti ile sunulduğu, Erdan'ın doğum ve koruyuculuk ile ilişkili fibula kullanımı adlı makalesinde ortaya konulmaktadır. Benzer bir uygulama kıta Yunanistan'da yer alan Nakonia'da, Artemis Eileithyia kültünün kuruluşu kapsamında da karşımıza çıkmaktadır. Tanrıçalarla ilişkili kutsal alan ve tapınaklarda adak olarak fibula bırakılmasının örnekleri, çok geniş bir coğrafyada karşımıza çıkar. Knossos Demeter, Enodia Artemis, Emporio Athena, Phocis Demeter, Hera Akrea, Samos Hera, Milet Aphrodite, Pronea Athena, Ortia Artemis, Alea Athena, Argive Herein, Limenia Hera, Lindos Athena, Aisos Athena, Camilos Athena, Tassos Artemis, Argos Athena, Knossos Demeter. Sardis Artemis ve Efesos Artemis tanrıçaya sunulan fibulaların en önemli buluntu merkezleri arasındadır. Bunların yanı sıra Artemis'in erkek kardeşi olan ve ortak tapınım alanlarına sahip olan Apollo'nun Didyma, Klaros, Emecik ve Aigina kutsal alanlarında da fibulalara rastlanılmıştır. Anadolu'da yaygın kullanılan fibula gruplarını, yayvan kemerli fibulalar, adalar tipi, sülük biçimli, gövdesinde yuvarlak bilye bulunan fibulalar, plastik eklentili fibulalar ve Anadolu firik tipi fibulalar olarak sayabiliriz. İncelediğimiz eserler başta olmak üzere madeni eserlerin süslenmesinde hangi tekniklerin kullanıldığına bakalım. Madeni eser süsleme, üretimde uzmanlaştıktan sonra başlar, dönem modasını takip eder. Dökümü başka, süslemeyi tecrübeli bir başka usta yapabilmektedir. Madeni eser süsleme tekniklerini, bir çalma ve kazıma tekniği, iki delik işi tekniği, üç kabartma tekniği, dört taneleme tekniği, beş kakma tekniği, altı kaplama tekniği, yedi tel kari tekniği olarak sıralayabiliriz. Çalma ve kazıma tekniği, düz yüzeyin daha sert bir cisimle kazınması yoluyla gerçekleşir. Göbekli Tepe ve Nevali Çori kazıma tekniğine ilk örneklerdir. Metali kazımak diğer nesnelere oranla daha güçtür. Keskin kaleme çekiç darbeleri vurarak gerçekleşir, önceden yüzeyin hazırlanması gerekir. Motifler tasarlandıktan sonra uygun büyüklükteki kalem ve çekiç ile yapılır. Gerçek anlamda maden eserlerde çalma ve kazıma tekniği erken Tunç çağında başlar. Delik işi tekniğinde, süsleme yapılacak motif seçilir, alan düzleştirilir ve motif ana hatlarıyla çizilir. Motifin dışındaki alan kesilerek istenilen motif ortaya çıkarılır. Altın ve gümüş plakalar bu teknik için daha uygundur. İlk kez erken Tunç çağında Alacahöyük, Horoztepe ve Eskiyapar gibi merkezlerde kullanılmıştır. Kabartma tekniği kısaca, metal eserlerde çekiç yardımıyla kabartma yapma tekniğidir. İki aşamalıdır. Birinci aşamada metal levhalara işlenecek motifin, sert metalden pozitif bir modeli, döküm yoluyla elde edilir. İkinci aşamada, bu modelin arka kısmına lehim yoluyla topuk kısmı eklenir. Levhanın arka kısmına yerleştirilen kalem biçimli model, metal levhanın üzerine yerleştirilir ve arkasından sertçe vurulur. Yumuşak bir örse ihtiyaç duyulur. Hun torbası gibi. Taneleme tekniği, en önemli süsleme sanatıdır. Metal, küçük tanecikler haline getirilir, oluşan taneler çoğunlukla küçük kürecikler halindedir. Küreler ya da diğer şekillerde kesilmiş parçalar, işlenecek metalin yüzeyine incelikle yerleştirilerek lehimleme yapılır. İlk kez erken Tunç çağında kullanılmıştır. Kakma tekniği, bir madeni eserin yüzeyine açılmış derin yivlerin iç kısımlarının başka bir maddeyle doldurulmasıdır. Maden ile kontrast, zıt renklerde başka bir maden kullanılır. Bir madeni eser yüzeyinin bir başka maden ile ince bir tabaka halinde kaplanması işlemine kaplama denir. Kısmen görece daha az değerli maden üzerine, değerli madenlerle kaplama yapılır. Kaplamayı yapan metalin, çok ince olması esastır. Her yere yapılabileceği gibi kısmi alanlarda da yapılabilir. Yakın Doğu'da erken Tunç çağından beri vardır. Yaprak haline getirilmiş metal için ortalama en az 6-8 saat çekiçleme yapılır. Tel kari tekniği, kafesli kuyumculuk olarak da anılır. Altın ve gümüş ince bir tel haline getirilir, bu teller pense veya benzeri aletlerle eğilip bükülerek şekillendirilir. Şekil verilmiş telden bezeme, süslemenin yapılacağı yüzeye lehimlenir. Bazı önemli fibula tipleri ve özellikleri, tip 12'ye 2. Yay kısmı çoğu örnekte yarım daire şeklinde ve sadedir. Bitiş noktasında çan ve abakus olarak adlandırılan şekillerin yanı sıra, disk şeklinde bitenleri de bulunmaktadır. Gordion, Y tümülüsünde yoğun olarak ele geçmiş olup, M.Ö. 7. yüzyıl sonu ile 6. yüzyıl başına tarihlenir. Tip 12'ye 3. Yay kısmı yarım daire şeklinde ve sadedir, yay kısmı en ince örneklerdendir, yay kısmı açıklığı en geniş olan fibula tipidir, bitiş noktasında çoğunlukla ince disklerle oluşturulan abakus benzeri bir uygulama yer alır. En erken örneği K3 tümülüsüdür. M.Ö. 780-770'e tarihlenir. Tip 12'ye 4.
Yay kısmı yarım daire şeklinde ve sadedir, düz bir sırt kısmı bulunmaktadır. Profilden D şekilli olarak tanımlanabilir. Disk ve abakus uygulaması bu formda da görülür. Bazı örneklerde çift iğneli olduğu bilinir. En erken örneği K3 tümülüsündendir. Milattan önce 780-770'e tarihlenir. Tip 12'ye 5. Kalın yaylı formlardandır. Örneklerin tamamı bir abakus ile biter. En erken buluntu Gordeon tahrip tabakasındandır ve milattan önce 800'lere tarihlenir. Tip 12'ye 7. Korsabat kabartmasında betimlenen figürlerin giysilerini tutturmak için kullandıkları form tip 12'ye 7'dir. Yarım daire şeklindeki yay kısmı kalın, düzleştirilmiş ve bazı bölgelerde dikdörtgen biçimindedir. Bazı örneklerde ise yayın üst kısmı hafif iç bükeydir. En erken buluntu K3 ve P tümülüslerindendir. Milattan önce 780'lere tarihlenir. 12'ye 11. Yarım daire şeklinde bir yaya sahiptir. Karakteristik özelliği yay kısmının orta noktasında yer alan şişkinliktir. Bu şişkinlik diğer örneklerde olduğu gibi silmelerle süslenerek değil, merkez nokta kabartılarak oluşturulmuştur. Erken örnekler M.Ö. 730-720'lere tarihlenen S1 ve N tümülüslerinden edinilmektedir. 12'ye 13. Bu örneklerde yayın yarı küreselden, atnalı şekline doğru geliştiği görülmektedir. Yayın orta ve bitiş noktalarında küresel silmeler yer alır. En erken örneklerdendir. Milattan önce 850'ye tarihlenen ve tümülüsünden ele geçmiştir. Milattan önce 2. yüzyıla kadar kullanım görmüştür. 12'ye 14. Genel özellikleri itibariyle tip 12'ye 13 fibulasına benzemektedir. Atnalı şeklinde bir yayı bulunur. Tip 12'ye 13 fibulasından farklı olarak yayın yan kollarında da silmeler yer almaktadır. Böylece 5 silmeli fibulalar oluşmuştur. Yan kollarda yer alan silmeler genellikle keskin disk şeklindedir. Erken örnekleri M.Ö. 740'a tarihlenen MM tümülüsündedir. Batı Anadolu ve Ege adalarında da çok sayıda örneği bulunmaktadır. Profesör Doktor Mehmet Tekocağ'ın Akşehir Müzesi'nde bulunan bir grup bronz fibula adlı makalesi, Doçent Doktor Emre Erdan'ın Aydın Arkeoloji Müzesi'nden bir grup firik tipi fibula adlı makalesi, yine Doçent Doktor Emre Erdan'ın nadir sikkeler üzerinde betimlenen firik tipi fibulalar üzerine makalesi. Araştırma görevlisi Didem Engin'in Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bir grup bronz firik fibulaları üzerine incelemesi ve Doçent Doktor Emre Erdan'ın Demirçağ ve sonrası Batı Anadolu'da firik kültür etkileri konulu doktora tezinden yararlanarak hazırlamış olduğumuz eğitim amaçlı bu videonun sonuna geldik. Yeni konularda yeni videolarla görüşmek dileğiyle.